Bir zamanlar bir diyar vardı. Orada yaşayan bir halk ve onları yöneten bir idare vardı. O zamanki iktidar ekibine mele deniyordu. Şimdilerde onlara oligarşi diyorlar. Bu ekibin içinde idareciler vardı. Alimler, filozoflar, teknisyenler, maliyeciler ve kendini din adamı diye sunanlar vardı. Ortak amaçları her şeye rağmen iktidarı korumak ve firavunlaştırılmış önderlerine tabasbus yapmaktı. Bu yapının yönetim metodu zulümdü, haksızlıktı. Tüm zenginlikleri toplar, dilediklerince dağıtırdı. Halkın inançlarını o belirler, kime nasıl kulluk edeceklerine dahi o karar verirdi. O, dilediğinin de ölümüne hükmederdi. Önemli ve öfkeli zamanlarında canı kurban da isterdi. Kurbanları insanlardan, ona göre ise kendi kullarından seçilirdi. O diyarda insanların çoğu alışmıştı bu düzene. Düzene en uygun davranmak hedefine ulaşanlar kendilerini bahtiyar hissediyor ve başarılı sayıyorlardı. Yapılanları haksızlık görmüyor, işin gereği kabul ediyorlardı. Şimdilerde buna da reel politik diyorlar. Bir de aykırı sayılanlar vardı o toplumda. Kutlu elçiler, elçilerin elçileri. İsyan ediyorlardı haksızlığa, direniyorlardı vahşi yapıya. Hakkı söylüyorlardı her fırsatta. Hakkaniyet savaşı veriyorlardı hayatları pahasına. Kendileri için savaş verilenler anlamasa dahi. Her şey hakka uysun istiyorlardı. İnsanlar özgür olsunlar, sömürülmesinler. Geleceklerini kendilerince yönlendirsinler. Kulluk edeceklerse yegane mabuda etsinler. Kendileri gibi aciz bir yaratığa değil. Hak, şartlara göre değişmeyen doğru, hakkaniyetse hakka ittiba demektir. Hayatın emeli, evrenin dengesidir bu. İçtiğimiz sudan, Higgs bozonunun sırlı parçacığına varıncaya kadar. Evreni hakkaniyetle dizayn eden güç, insandan da aynı şekilde hakkaniyet hattına uygun davranmasını ister. Bireyselden küresele, seradan Süreyya'ya var olan hakkaniyet hattına. Ve şöyle seslenir tüm insanlara: yay hakkaniyet hattını. Mahrum kalmasın hiçbir canlı, hiçbir varlık. Doğru tavra kendinden başla. Dürüst ol, işini en iyi şekilde yap. Emaneti gözet, kul hakkına dikkat et. Dokunma yetim malına, ahsen tavır dışında. Malı tartarken, insanı değerlendirirken, parayı öderken koru hattı. İtina göster kamu malına, helalleşilmesi mümkün olmayan hakka. Hani yüce örnekler var ya, işte onlar gibi. Satışta önce malın arızasını söyleyen büyük tüccara, komşuluk adına zor soruna katlanan yüce imama, küçük torunun bilmeden ağzına koyduğu hazineye ait bir hurmayı parmağıyla ağzından çıkaran devlet başkanına, zekattan soyuna bile pay düşürmeyen yüce nebiye, en semiz develerin kendi oğluna ait olduğunu fark edince hazine adına onlara el koyan adalet şahikasına, canını mescid için verecekken hakkaniyete aykırı bina edilen bir mescidin yıkım emrinde tereddüt etmeyen yüce emir, gayrimüslim tebaadan aldığı vergiyi güvenlik riski çökünce iade eden büyük insana bak ve istikamet belirle.
Ama zamanla bozuluyor düzen, bozuluyor insan, birikiyor olumsuzluklar, kaplıyor dünyayı karanlıklar. Küçük görünen arızalarla başlıyor her şey. Hakkına razı olmamak, kanaat etmemek belki ilk adımlar. Onu diğerleri takip ediyor, yalan, hırsızlık, gasp. Hırs sarıyor insanı, onu haksızlığa zorluyor. Kendini kaptıranlar çıkıyor yoldan, aldırmaz oluyor hakkaniyete. Mal biriktiriyor, güç biriktiriyor. Güçlendikçe azıyor, azdıkça hırslanıyor. Çalışıyor, işin hakkını vermiyor. Çalışmıyor, hakkı olmayanı istiyor. Çalıştırıyor, işçinin hakkını vermiyor. Ne komşuyu gözetiyor, ne de yetimi. Paylaşmıyor hiçbir değeri. Tabii bir şey değişmiyor halklar için. Devam ediyor açlık, baskı, zulüm. Ama hakkını vermek gerek. Sistemler eski sistemler değil, çok daha naif hale geldiler. Nitekim bir zamanların beldesi şimdi küreselleşti. Zalimleri ise pek bir modernleşti. Seçimle geliyorlar iş başına. Nöbet değişimi bile yapıyorlar. Zulümler hissettirilmeden yapılıyor. Sömürü için tahıla el koymaya, işkence için prangaya gerek kalmıyor. Artık her şeyin çok daha şık bir yolu var. Paraya mı ihtiyacın var? Hemen veriveriyorlar. Sonra öde ömür boyu, hatta torunlara miras kalsın borç faizin. Ham madde mi var bölgende, elmas mı? Seni karın tokluğuna çalıştırırlar orada. Ama kendileri işler ve satarlar onu Londra'da, New York'ta, Tel Aviv'de, Amsterdam'da. Eğer ülkende petrol varsa, doğal gaz varsa, sana mutlaka demokrasi getirmeli. Zira sana demokrasi, onlara da enerji gerekli. Sahibi sadece onlar olmalı, her şeyin. Kararı da onlar vermeli. Bazen kriz çıkmalı bu düzen için. Bazen borsa yükselmeli ya da ekonomi iyi gitmeli. Bütün bu iyiliklere rağmen yine gelir dağılımından mı şikayetçisin? Al sana Gini katsayısı. İnsanlar beşe bölünüyorlar bu analizde. Birinci grupla beşinci grup arasındaki oran Lorenz eğrisine göre 0.40 sa daha ne istiyorsun, belanı mı diyorlar sana. Anlıyorsun sen de, firavunlar bile başaramamıştı bu kadar adaleti. Çağ bilim çağı ya, sen de artık kendine değil istatistiklere inanıyorsun. İşte küresel sonuç. 70 trilyon dolar gayri safi hasıla, 7 milyar insan. Gelirin yarısı nüfusun 7'de birine, geri kalanı diğerlerine. Bir bölümünün kişi başına geliri ortalama 45 bin dolar, diğerlerininki günlük 1 dolar. Hani vardı ya, Allah'ın 10 kulunu bekleye dursun 10 kul. Bir kişiye tam 9, 9 kişiye 1 pul. Aslında insanlar başlarını bir an kaldırıp baksalar, başka bir düzen görecekler evrende. Tabiat düzenini. Dengenin, adaletin ve hakkaniyetin düzenini. Zira bu kocaman evrende bir dengesizlik, bir tutarsızlık bulmak söz konusu bile değildir. Bilimsel tabirler bu hakkaniyeti güzel tanımlar. Ekolojik denge, biyolojik saat, kozmolojik düzen. İnsanlığın başka bir şey değil, bu düzene uymaya ihtiyacı var. Tevhid, adalet ve özgürlük ilkelerinin egemen olduğu düzene.
İşte Ascom tam da bunun için var. O kutsal elçilere mirasçı olmak için. Haklı zenginlik serlevhasıyla iddiasını dillendiriyor Ascom. İnanıyor ki bu evren yaşayan tüm canlılara yeterli rızkı sunmak üzere tasarlanmıştır. Eğer korunursa hakkaniyet hattı, korunur insan olur. Tabiat kadar uyumlu olur insanlar. Özgür olurlar, insanca yaşarlar. Her şeye rağmen Ascom, zenginlikten herkes payına düşeni alıncaya kadar, mülk adaletle temellininceye, arz selam yurduna dönüşünceye kadar, insanlar ya yaratılışta eş ya dinde kardeş kabul edilip hakları korunur oluncaya kadar, hakkaniyet hattını koruma mücadelesine devam edecektir. Zenginliklerle erdemler ancak böyle birikirler zira.